Selam arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teknik açıdan Aselsan hisse analizinin son durumuyla karşınızdayız. Arkadaşlar görselde daha önce belirtmiş olduğumuz TOBA formasyonunun hedefiyle alakalı görülen 77 seviyeden sonra e, endeksinde verimli bir şekilde yukarı doğru ittirmesiyle hisse fiyatlamasında 81'li fiyatlar görüldükten sonra gelen teknik satışla birlikte hisse fiyatlaması 70.65'e kadar geri çekilmiş durumda. E, teknik olarak baktığımızda TOBO hedefiyle birlikte daha önceki zirvesi olan bölgeyi 69.75 seviyesini tamamlayan hisse fiyatlaması teknik açıdan bir canak hedefi oluşturmuş durumda. Bu noktada hisse fiyatlamasının yukarı yönlü hareketlerini potansiyel olarak devam ettirebilmesi için 69.75 seviyesi üzerinde kalması gerektiğini zaten e, hafta sonu hazırlamış olduğumuz bir tweette de belirtmiştim. E, teknik açıdan özellikle Arkadaşlar bu noktada Ali Piyot değeri olan 69 lira seviyesinin ihlal edilmeden buradan bir dönüş yapılabilirse teknik açıdan güzel bir görsel olacağını veya bu noktada hani kalıp da bir görselde eğer daha da aşağıya düşecekse formasyon icabı bir obo formasyonu oluşturacaksa bir sağ omuz için buradan tepki üretmesi 77 77'lere kadar tekrar gidebilme ihtimalini Twitter'da da paylaşmıştık teknik açıdan arkadaşlar. Görselde göreceğiniz gibi arkadaşlar şurada e, kısaca e, görmek için şöyle basit ve hani görsel anlamda zekamıza pratiklik olsun diye hafızamıza kazınsın diye çizmekte fayda var. Şöyle bir hareketle mi karşılaşacağız diye ben açıkçası düşünmeden edemedim. Bu noktada da hareket alanlarını ona göre belirlemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ayrıca 77.4 seviyesi de aylık R1 seviyesine gelen hisse fiyatlamasında böyle bir potansiyel hareketle karşı karşıya gelinebilir. Bunu bu şekilde ifade etmiş olalım. Teknik açıdan bunun alt bölgeye doğru sarkmasında zaten 60 liralara doğru fiyatlara bir geri çekilme eğilimi mümkün olabilir arkadaşlar. Bu noktalara o yüzden dikkat etmek gerektiğini özellikle ifade ediyorum. Teknik açıdan MA55 seviyesi günlük periyotta 66.40 seviyelerinde bulunan hissenin bu bölgeye gelip bir onay alma yani trend onayı bana göre MA55 üzerinde kalındığı sürece arkadaşlar düzeltme şeklinde kalır. Bunun üzerinde altındaki kapanışlarda ise fiyatlaması e, artık trendini bozup yeni bir dip arayışına girer ki artık bu noktadan sonra formasyon için söyleyebileceğimiz şey klasik bir ABC düzeltme formasyonuna dönüşme ihtimali doğar. O bunun Çalışma ihtimaliyle birlikte bir ters bayrak alt bölge 60 lira 55'li seviyeler şeklinde çalışabilir. O yüzden e, teknik açıdan hissedeki bu değer çok çok önemli. Yani 69, 75 ve 69 seviyesinin üzerinde kalıcılık önemli olacaktır. Momentum 50 seviyesine doğru çekildiği gibi erasayın da 53 seviyelerine geldiğini ve e, hacimlerin de zayıflamış olduğunu görüyoruz. Hisse fiyatlamasındaki bu değerlemenin tekrar toparlayıp kendi gücüne tekrar kavuşabilmesi için e, teknik açıdan üst bölgedeki rakamsal değeri olarak baktığımızda 72-95, 73-75 seviyelerinin üzerinde günlük kapanışlar almalı ki tekrar bir 77'ye gitsin. Zaten eğer bahsetmiş olduğumuz 77'li rakamdan eğer bir geri dönüş olursa arkadaşlar e, klasik olarak bizim e, tabirimizle e, Obo formasyonun sağ omuzunu tamamlamak için tekrar 69 seviyesine inecektir. Tabi o bölgede ne yap ne yapacağını bilemeyiz ama e, zirvedeki oluşan obaların çalışma oranı yaklaşık yüzde 65-70 civarında bu obalar çalışıyor arkadaşlar. Eğer büyük bir rally'nin içinde değilse genelde çalışıyor ki biz şu anda hani rally'nin böyle tökezlediği dönemdeyiz tam ara döneme denk geldi. E, bakalım burada nasıl bir hareket yapacak Aselsan hissesi. E, ben de açıkçası burayı dikkatli takip ederek güzel bir tecrübe edinmiş olacağım ve bu tecrübemizi de sizlerle paylaşmış olacağız. Evet asansör sesi için arkadaşlar gördüklerimiz bu şekilde. Umarım e, yararınıza olan bilgiler sunabilmişizdir. Videomuzu beğenip kanalımıza üye olarak bize destek verirseniz seviniriz. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.